Kardin Konsept bundan böyle Manusa'da açıldı. İzkomobilya çatısı altında Kardin Konsept açılış özel şok fiyatlarla sizlerle. Bahar masa 6 sandalyesiyle açılış özel fiyatı sadece 1190 TL. Ezgi Maxi koltuk takımı 3 artı 3 artı 1 sadece 1490 TL. Yıldız yatak odası takımı 990 TL. Kardin Konsept'te bu evi çok sevdim. Evi sevdim. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat, helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'da Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. İçinde her anınızı benzersiz kılacak mobilyalarınızla eviniz sizsiniz. Rahat, şık ve özgürseniz o zaman evinizdesiniz. İpek Mobilya, Edip Elektronik'te, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Hamitköy Kavşağı, Lefkoşa. Telefon 0392 225 71 11. Edip Elektronik'in sunduğu Cadde programı başlıyor. Geliyorum. 2016'da 2016'da gördüğünüz gibi çok güzel duygular besleyerek 2016'ya girecek inşallah. Cadde programının sponsorlarına hemen teşekkür edelim. Tabii ki Edip Elektronik'e teşekkür edelim. İktisat Bankası Smart Kart'a teşekkür edelim. Önder Alışveriş Merkezi'ne teşekkür edelim. Helvasan'a teşekkür edelim. Artesa'ya teşekkür edelim ve tabii ki hem tabii ki helvalarımızı dağıtacak ama bunun dışında bir sürü hediyelerimiz var. Çayna Pazar'a da bu yeni yılda tabii ki bizimle muhabbet eden herkese hediye vermek için destek oldu. Ona da sonsuz teşekkür edelim. Yani bir faruğun halini görseniz, yani nasıl çekeceğim artık bu programı bilemem. O ne Noel Baba oldu. Ben de olabildiğim kadar inan Noel Anne oldum ama asla istifimi de bozmadım. Çiçeğimi her zamanki gibi koydum. Şimdi 2015 yılı gerçekten benim için
çok güzel geçti. Bilmem sizin için geçti mi? Tabii ufak tefek bir şeyler oldu ama gene de genel itibarıyla, genel hatlarıyla güzel geçti. Sağlık problemimiz oldu ama gene de atlattık, çok şükür olsun. Gayb olmadı, eksilme olmadı. 2016 yılına da bomba gibi girecek inşallah. Bol kazançlı olsun, bol sağlıklı olsun ve mutluluk dolu olsun. Faruk çok merak ederim 2015 yılı nasıl geçti diye sormaktan gerçekten korkarım. Benimle geçti çünkü. Nasıl geçti Faruk? Vallahi seninle geçti. Benimle geçti. Pek daha iyi geçmedi. Aşk olsun Faruk. Benim gülüyor yok. Ben böyle bir şey soracağım. Sor. Kemerin nerede? Kemer yolda kaldı. Hayır. Şimdi yani aldığım yerde kemer vardı tabii ama belime olmadı. Belime şey yapmadı. Yetişmedi, burada kaldı. O yüzden... Neyse, biz neredeyik? Biz Girne'deyik. Gördüğünüz gibi mükemmel olarak Girne'ye girdiğiniz anda o yılbaşının geleceğini hissedebilirsiniz. Bol böyle ışıl ışıl oldu Girne. Onun için Girne'ye geldik. Girne'de buralarımızı çekecek ki bu hafta soru moru yok. Ne bu? 2016'ya da sorulu girmeyelim değil mi? Güzel girelim, bol eğlenceli girelim. Soracağım bakalım 2015 yılı nasıl geçti? Herkes böyle aman işte çok güzeldi, mutluydu. Bakayım fenalık yapanlar oldu mu? Yapmayan oldu mu? Yani ne yaptınız, ne yaşadınız 2015 yılında? Karşılaştığımız insanlara soracağız. Yani ne diyelim? Güzel bir gecemiz mi olsun diyelim. Herkes herhalde dombulalarını falan hazırlamıştır ya da isim hayvan eşeği oynarlardı bizde. Dombulacıklarınızı hazırlamışsınızdır eminim. Kebaplar da mangalda döndü. Beni de izleyin. Mükemmel bir cadde programı sizi bekler. Hadi bakalım Girne'de dolaşmaya başlayalım. Cingal cingal. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. İsim ne? Erkin. Biraz durabilir misin acaba Erkin? Erkin? Evet. Erkinciğim nerelisin? Hataylı. Hataylısın. Ne yapan Kıbrıs'ta? Çalışıyoruz. Hadi bakalım kolay gelsin. Kaç yıldan beri buradasın? 2008'den beri. 2008'den. Bak 2015'i soracağım sana. 2015 senin için nasıl geçti? Güzeldi. Ne nasıl güzel? Ha, herkes genelleme konuşuyor. Hiç mi kötü bir şey olmadı yani? Oluyor. Oluyor. Anla bakalım neler yaşandı 2015'te? Genel hani demedik özelliğine de girmeyelim yani ama nasıl geçti? Normal. Tabii işte normal geçti. 2016'dan beklentilerin var mı? Biraz gelecek daha... para. Sevgili. Daha farklı şeyler düşünüyoruz bakalım. Hadi bakalım inşallah. Kırmızı'da 2008'den beridir. Buradası hep Girne'de mi yaşadın? Genel olarak. Genel olarak nasıl Girne? Girne daha mükemmel. Güzel ha? Kıbrıs'ın en çok beğendiğim yer Girne. Ben biraz sıcak bulurum ama hani böyle denize yakın biraz fazla nem yazda ama gene de çok güzel bir yer. Aynen. Çok da güzel süslemişler yeni yılda. Aynen güzel. Hadi bakalım. Peki çok teşekkür ederim. 2016 yılında neler söylemek istersin insanlara? Aşk var, aşk inşallah aşk dolu bir 2016 yılı olur. İnşallah. Para da. İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Bizim böyle sana 2016'da ilk hediyeyi ben veriyorum. Birincisi helvasan. Afiyet olsun. İç helva yedin mi? Buranın. Buranın helvasını. Yok. Hadi ilk olsun. Bu da Çayna Pazar'dan efendim. Size hediye. Teşekkürler. Yeni yılınız kutlu olsun. Sizin de. Teşekkür ederim. Bay bay. Cingal cingal. Merhaba. 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 Yeni yıl. Hiç mutlu olmadı bizi gördüğüne bence. Oldu. Nasılsınız? Yaşılmıştır, iyi sağ olun. İsim ne? Talat. Talat Bey nerelisiniz? Adana. Adana, Kıbrıs? Burada yaşarsınız? Burada yaşarız yani fark etmez dediğim için burası. Bir can ayakta hani burada mı yaşarsınız diye sordum. Burada yaşarız. Çok güzel, süper. Peki 2015 yılında ah Allah'ım ilk defa bizi fotoğraf çekenler. Garip geldik. Garip geldik. Kız! Aa hem de onunla benimle çekmezler yalnız yani sunucuyla değil kameramanla çekildi. 2015 yılında siz ne yaşadınız? Biz yaşadık işte çocuklarla gezdik, dolaştık, çalıştık. Güzel hatıralar var mı? Vardır tabii elbette. Çok şükür, çok şükür. 2016 yılında beklentiler neler? Vallahi iyi olmasını bekliyoruz. Herkese, dünya İslam alemine, herkese. İnşallah. Çalışanlar. Yeni bir yıl. Yeni bir yıl. Yeni bir yıl. Hayat. Yeni ümitler. Yeni ümitler tabii ki. Herkese başarılar diliyorum. Amin. Size hemen yeni yılın ilk hediyesini veriyorum. Bir helvasan.
helva, afiyetler olsun. Bir de tabii ki Çayna Pazar bize efendim sponsor oldu. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz? 2016 yılında insanlar nasıl ümitlerle girsin? Herkes dileğiyle, isteğiyle, gönlüyle, hayatıyla, istediği kişilerle güzel i̇nşallah. Bir yeni yıla girmesini temenni ederim. İnşallah biz de öyle inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Bay bay. Jingle jingle. Merhaba. Merhaba canım. Bu nasıl bir mono teyzem beni tanıdığı için. Dur anneciğim, evladım. Ama hani gözlükleri nerede çocuk? Gelene kadar tabii takamadık. Allah'ım. Biraz evet. Çünkü Mono'yu annesi yeni yıl konseptini hazırladıydı. Bir görmeniz lazımdı gerçekten. Jingle jingle. Jingle jingle. Evet bayağı bir hazırlık yapmıştık ama işte sokakta sevmiyoruz öyle. Arkadaşım. Çok şıksın. Aa lütfen. Noel'i görüyorum bu kadar güzel. Teşekkür ederim. Noel anne ebat olarak biraz neneye benzesem daha hiç de öyle değil. Faruk nasıl? Faruk tanıyamadım zaten. Faruk tanınmaz halde. Yazık çocuğa yazık gerçekten. Niçin peki? Zenciler benimle fotoğraf çekti adamlar. Kız benimle fotoğraf çekmediler. Sakalıyla bile tanındı mı? Evet. Gözün kalmasın Faruk. Benim sayımda PM yaptı. Benimle kimse çekinmek istemedi. Ben çekiyorum arkadaşım. Arkadaşım çekinelim. 2015 yılı nasıl geçti Pelin? Pelin Oskay bilirse ya hani söylememe gerek yok. Güzel bir gün programının efendim sunucusu, yapımcısı, her şeyi. Canım arkadaşım. Ah canım çok güzel. 2015 yılında neler yaşadın neler? Aman pek bir şey yaşamadım aslında. Mono. Sıradan bir yıldı, güzel bir yıldı. Yani tabii kayıplar oldu, güzellikler oldu her yıl olduğu gibi. 2016'da inşallah çok güzel olur diye düşünüyorum ama yani seninle hep çok güzel geçti her günümüz. İnşallah. Yani aslında 2015 yılını Pelin'le, yalan söylemeyeyim, Pelin'le birlikte değerlendirecek olursak ömrümüz Vietnam geçti. Adana bütün diyetisyenlerini gezdik, ne Omorfo bıraktık, ne Lefkoşa, ne Mausa, yani bayağı gezdik ama. Buradan sesleniyoruz 2016'da, kendimize diyetisyen sponsoru. Lütfen, artık bir el atın, olmuyor. Evet. Olmaz. Olmaz. Ömrümüz brokoli ile geçti. Her pazartesi diyete başlayıp her salı günü kavrulmuş patates çekti canımız. Yapacak bir şey. Ne yapacağız yani? Ne yapalım? Seneler geçiyor. Öleceğiz. Allah yiyelim korusun bari. Kız. Aç gideceğimize top gidelim. Allah demesinler Allah. Öbür tarafta. Aç. Fakir. Evet. Mono. Senin nasıl geçti annem? Hav. Sana bakalım gerçekten. Ya, benden uzun saçları var evet. Valla yele gibi maşallah. Hadi bakalım. Beraber böyle ekipman. Çoluğumuz, çocuğumuz, tombalak kendine gezelim. Jingle jingle. Jingle jingle. Jingle bell, jingle bell. Jingle jingle. Jingle bell. Seninle konuşmadan olmaz. Nasılsın? İyiyim. İsim ne? Mehmet. Mehmet abi nerelisin? İstanbul. İstanbul. Kıbrıs. Burada yaşan? Yok, misafir. Misafir gelin. Kaç gündür buradasın? 3. Üç, yani abi 3 gündür burada ve karşılaştığı kişilere bak. Yani şans mı desem, şanssızlık mı desem? Şans. Şans. Benim için. Değil mi? Aa, teşekkür ederim. Mehmet abi hiç izler misin sen Genç TV'yi? Yani Kıbrıs televizyonlarını izler misin İstanbul'da? Genç TV'yi izliyorum. İzlen ha, yaşa süper. Ne için geldin Kıbrıs'a? Oğlum asker, onun ziyaretine geldim. Gel tezkere, gel tezkere. 2 ay sonra bitti bu iş. Bitti. Hadi bakalım, yılbaşını o zaman burada geçiriyor. Birini bekliyorum, o gelirse geçiriyorum. Hadi yani bakalım. Hadi bakalım inşallah. Hayır. 2015 nasıl geçti? Benim için iyi geçmedi. Hadi ya. 2016'dan umutluyum. Hadi inşallah. İnşallah. Hepimiz için. İnşallah. Sağlık olsun, kaybolmasın, para da olsun be Mehmet abi. Para olmadı mı? Hiçbir şey olmuyor. Gerçekçi evet, olmak lazım değil mi? Yani sağlık mühim ama para da mühim. Evet. Para olmadı, sağlık biraz zor gelir yerine. Ya, ama gene sağlık da şart. Bir önemli ama. Sağ hani... oldu mu her yeri dolaşırsın. Parayı soran yok. Vallahi ama topallamışsın. İstanbul'da ışıl ışıldır şimdi. İstanbul güzel. Güzel şehir. Aynen öyle biz bayağı... İstanbul'a alışam, başka yere alışamam. Çok kalabalık. Bir tek o. Yani ben Kıbrıslı olarak mesela hani ilk İstanbul'a gittiğimde sana yemin ederim aman Allah'ım nereye dedim. Gittin? Bu kadar insan. Taksim'e gittik. Çok kalabalık. Çok. Ve inan böyle şey oldum. Şok içirdi. Aman Allah'ım. Yerleri var onların. Hmm.
Sen gitmiş en kalabalık. Bir de yılbaşında mı gittin? Adalara gittik mesela. Adalar güzel. Adalar. Aynen çok güzel. 2016'da neler söylemek isten? 2016 herkese huzur, mutluluk bir de para getirsin. Hadi inşallah. Bizim de efendim yeni yılda dediğim gibi aslında benim programımda Kıbrıs kelimeleri sorarım ben. Ama dedi ki yeni yılda herkesin 2015 neler yaşadılar, 2016 ümitleri nelerdir ve sohbet eşliğinde yapalım dedik. Ama tabii ki sponsorumuz sağ olsun Helvasa. Afiyet bal şeker olsun. Teşekkürler. Ve benim Çayna Pazar'dan hediyemiz var. Teşekkürler. Yeni yılın ilk hediyesini bizden aldık. Teşekkürler. Ben İnşallah teşekkür ederim. Uğurlu gelir. İnşallah. Ne zaman bu? Yeni yıl gecesi. Bizi izleyebilirsiniz. Genç TV. Kıbrıs Genç TV. Tamam. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Bay bay. Kaçta çıkıyor? 8.30'da. 8.30'da. Evet. Tamam. Hadi bay bay ve teşekkür ederim. Cingal cingal. Bir dileğin var. Nedir o dileğin? Dileğim yeni yılda şanslı olmak bir kere. Mutlu şanslısın, olmak. Şanslısın ya normalde. Tabii şanssız olmak değil de hani yeni yıl bol bol şans getirsin bize. Piyango aldın mı? Piyango almadım ama alacağım. Al belki çıkar. Aynen. En azından bir ümit. Ya, 1 milyon TL iyi para. 1 milyon TL neler yapılmaz? Neler neler yapılmaz ki? Bak sana söyleyeyim direkt valizimi onarır, kaçarım. Aynen. Ne akraba ne makraba yani direkt. Aynen Hawaii adaları olabilir mesela güzel bir ada. Aynen Kıbrıs da güzel de 1 milyon TL. Ama yani tam 30 yaşına kadar yaşamışık. Bundan sonra da başka yerde yaşayalım ha. Aynen. 1 milyon TL'miz var sonuçta. Çok iyi para yani. Çok iyi para değerlendirmek gerekiyor. Noel Baba da gelmiş hani burada dikkatimi Allah çekti. Allah bir sene ya. Evet. Noel Anne'yi hiç kale almadınız galiba. Buradan şans buraya gelsin diyorum inşallah. Yani gerçekten bu ne be? Çıkart kostümü. Bütün ilgi Noel Baba'da oldu yemin ederim. Yani kesinlikle süper olmuş bu arada böyle. Teşekkür ederim. Dileğimiz 1 milyon TL'nin bize çıkması. Kim istemez? Aynen. İsim ne bu arada? Batuhan. Batuhan nerelisin? Ben aslen Adanalıyım. Adana. Oo Adana. Adana'nın neyi meşhur? Adana köftesi herhalde. Adana neyi meşhur değil ki her şey meşhur ya. Kebap, şalgam, şırdan, bici bici. Oh. Yok yok yani ne ararsan. Süper ben. Süper. Peki Kıbrıs'ta nasıl yolun düştü? Kıbrıs'a nasıl yolun düştü? Şansımı deneyeyim dedim. Denedim. Çalışmaya başladım. İyi gidiyor, fena gitmiyor. Güzel yani Kıbrıs. Kaç yani ne kadar zamandır ne buradasın? Kadar zaman oldu? Bir yıl oldu. Bir yıl oldu. Evet. Süper. Girne'de kaldın herhalde. Girne evet. Hadi bakalım. 2015 yılı demek ki senin için bir geçiş dönemi oldu. Kesinlikle, kesinlikle. Kıbrıs'a yerleşmek herhalde büyük bir karardı herhalde senin için. Karar derken hani hayatımızda değişiklik olsun dedik. 1 milyon TL'de de şansımız değil. Batuhan'ın aklı, fikri 1 milyon TL'dedi. Vallahi yeni yıl gecesi ne yapacaksın? Meyve suyu, ayrandır, şalgamdır, o yok, tarz şeyle. Yani. efendim dıt dıt dıt. Yok yok, var. Güzel, rütük var. Mahvettin Bey yeni yıl programı mı? Aynen, bol bol tabii su içmek gerekli. Toksinler arındırılsın su diye. Su içmek evet. En güzeli su içmek. Evet. Peki, ailen seni izlerse 2016 yılında neler söylemek ister? Hepsini çok seviyorum. Bendeki şans da onlara gitsin biraz ama daha çok şans bende kalsın. Bencillik ne bencillik. Peki 2015 yılında seni çekiştirenler oldu mu? Sana fenalık yapan oldu mu? Herkes şeyde 2015 yılı çok mutlu geçti, çok güzel anladık. Bir de diğer yüzünü anladık. Fenayalık yapanlar oldu mu? Ne? Oldu tabii aynen. aynen oldu. Onlara da yine ne diyelim bir selam şey demeyelim. Selam olsun. Aynen selam olsun bol bol. Müdürden selamlar diyelim başka bir şey demeyelim. Yani. 2016 yılında inşallah fenalık düşünen herkese Allah 10 bin katını versin. Ama iyi düşünen herkese de 100 bin katını versin diyelim. 2016 yılı inşallah senin için çok güzel geçer. İnşallah umuyorum i̇nşallah. Süper geçsin. Yani. Hadi bakalım. Peki Kıbrıs'ın helvasını yedin mi? İlk defa yiyeceğim. Afiyet olsun sana o zaman Helvasa'nın helvası. Tamam, bir de sevgili Çayna Pazar'a da teşekkür ederim. O da bize hediyelerini verdi. İlk yeni yıl hediyelerini ben vermiş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sizin? Teşekkür et. Noel Anne'ye teşekkür et. Çok teşekkür ederim. Ah canım yavrum. Çok duygulandım. Çok duygulandım. Ama Noel Baba'ya özellikle teşekkür edeyim. Şöyle tamamdır. Git soyun sen Faruk. Bütün ilgiyi sen aldın zaten. Soyun. Hediyeler için çok teşekkür ediyorum. Yeni yıl sağlık. Bana getirdin be hediyeleri o değil. Ben teşekkür ederim. Hadi mutlu yıllar. Bay bay. Jingle jingle. Jingle jingle.
Mobilya çatısı altında Kardin konsept değil. Yataklarınızdan usandıysanız, koltuklarınızdan usandıysanız hemen buraya geliyorsunuz. Çünkü hem uygun hem de çok güzel, çok modern, istediğiniz tasarımlara uygun koltuklar, yatak odası takımları, yemek masası var ki artık Mausa'da açıldı ve açılışa özel mükemmel kampanyalarımız var. Mesela örnek verelim, Gardenia takımlarından yani yatak odası takımı, koltuk takımı ve yemek takımları sadece ama sadece 10.990 TL. Yani neredeyse buraya Kardin konsepte geldiğiniz zaman bir evi 10.990 TL'ye döşeyebilirsiniz. Ama tabii ki her bütçeye uygun fiyatlarda kampanyalarımız mevcut. Şayet bu güzel morlu takımımız, Gardenia takımımız sadece 10.990 TL. Peki Mausa Kardin nerede diye sorarsanız, tabii ki büyük sanayi bölgesinde yeni hastane yoluna hastaneye giderken hemen sol tarafta Kardin konsept yeni açıldı. Mutlaka ama mutlaka buraya gelmeden evinizi döşemeyin. Kardin'de bu evi çok sevdim ben. Tanıştık tesadüfen, vuruldum zerafetinden. Kardin. Jingle jingle. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Her şey yolunda inşallah. Ben profesörüm. Öyle mi? Memnun olduk efendim. Farsça, Osmanlıca, Türk Dili Edebiyatı. Oo, süper. Şiirlerim de var kendimin. Allah, süper. Sizi tanıyalım önce o zaman. İsim nedir? Ben Özgür Dağ Rüzgarları'nın estiği, Sevda Aracmanları'na paralel, Neşe Şarkı'nın söylediği bir kent olan Şirin İzmirli. Şirin İzmirli. Yes. Öyle mi? İzmirlisiniz yani. Arkadaşım da İzmirli. Pelin, hemşeri çıktınız. Peki, Girit'e mi kalırsınız? Evet, biz torun bakıyoruz gelip zaman zaman. Çünkü benim oğlum burada otelde görevli. Kendi aslında inşaat mühendisi. Gelinim avukattır ama o da X gazinoda görev yapıyor. Evet. Biz de 5 yaşında torunumuz var. Gelip gelip bakıyoruz. Torun hasreti. Evet. Başka bir şeye benzemez değil mi? Dünya tatlısı. Benim bak... çok güzel şiirlerim var. Bir tanesini alalım 2016 yılına, böyle güzel bir şiir. Hasretim dudağının tuzuna. Bir şehirde sen, bir şehirde ben. Hadi öp öpebilirsen. Avuçlarıma bırakmışsın. Hadi sakla saklayabilirsin. Sigaramda küflü bir bulut. Kadehlerde içli bir umut. Ne bir haber, ne bir mektup. Hadi avun avunabilirsin. Süper. Yani 2016 yılına sevgiyle girin mesajıydı, evet, bu. Evet, doğru mu? Evet. Doğru mu? Evet. Peki 2015 yılını değerlendirecek olursanız sizin için vallahi nasıl? Çok kötü. Neden? Kötü. Savaşlar, insanca yaşamayı arıyoruz insan köşelerinde. İnsanı bulabilmek, insanca değer. Allah neden dünyayı oval yarattı? Karede yaratırdı, dikdörtgende yaratırdı. Ama yumuşak olun, sert olmayın. Sevgiyi verin, aşkı verin. Her güzelliğe aşık olmalı insan. Çok güzel söylediniz, gerçekten harikasınız. 2016 yılına tıpkı sağlık. Beyefendinin de söylediği gibi sağlıklı, mutlu ve barış dolu inşallah. Aynı zamanda ben savaşta da buradaydım, iki çıkarmada özel kuvvetlerdeydim. Barış, evet. O zamanlar kadınlarımıza tecavüz edip ağaçlara asmışlardı. Ufak çocukları öldürüp istavroz yapmışlardı. Benim arşivimde var. Makarios 13 rakamını uğur sayardı. 12 adalar onlardı. Dilerseniz 2016 yılına güzel şeylerle girelim. Sevgiyle. Sevgiyle, aynen. Gönül. Ben teşekkür ederim. Böyle size çayına pazar. Ne demek? Yeni yıl, yeni yılda hediye vermek lazım değil mi? Helvasanın helvası. Vallahi. Dallı yiyelim, dallı konuşalım inşallah. Sizler tatlısınız. Ay, çok teşekkür ederim. Gerek koyuptu. Mutlu yıllar şimdi. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ederim, sağ olun. Nice yıllara başarılar. İnşallah. Tüm Kıbrıslı vatandaşlarımız. Rahat, sefah içinde. İnşallah. Yırsınlar. Bütün dünya inşallah. Bütün dünya. Çok teşekkür evet, ederim. Hoşça kalın. Bay bay. Jingle jingle. Jingle jingle. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Bozulmuş mu saçım? Çok güzel. Şapkam tamam mı? Bunu yardımcım Pelin Oskay.
Nasılsınız? Teşekkür ederim sizler. Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım. Ben Ankara'dan Kadir Çetin. Gelin. Neydi isminiz? Ankara'dan Kadir Çetinkaya. Türkiye'den. Ha, öyle mi? Kadir Bey. Kıbrıs'ta Ankara'ya gittik biz. Çok güzel. Ben çok güzel. Yılbaşı alışveriş için geldim. Öyle gezmeye. Mi? Evet. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl buldunuz Kıbrıs'ımızı? Ankara sabah -4 dereceydi. Burada 20 derece. Arada 24 derece fark var. 2 hafta önce oradaydım ben. Yani, ve 2 hafta önce iyiydi. Kar vardı. Evet, kar, tam karın yağdığı vakide geldim. Şu anda burada resmen denize girecek hava var. Öyle mi? Burada geliyor üzerimizde. Aslında bilirsiniz Ankara'ya gittiğimizde, biz bilirsiniz Kıbrıs'ta çok fazla kar yoktur. Hiç yok. Hiç yok. Biz karı gördüğümüzde Ankara'da direkt böyle şok geçirdik. Kar yağar. Kar yağar. Dedik hani şok geçirdik çünkü güzeldi hani sabahtan hava ama aniden. Bugün sabah -4 dereceydi. Düşünsenize burada 20 derece. Muhteşem çok, bir şey. Çok şanslısınız siz. Çok şanslıyız. Siz de çok şanslısınız. Ankara'da çok güzel. Hayır. Biz niye şanslıyız? Girne bu kadar yakın olduğu için şanslıyız. Her evet. fırsatta kaçıyoruz buraya. Gelin gelin kesinlikle gelin. Evet. Girne bize gelin, Mağusa'mıza, Lefkoşa'mıza, evet, Karpaz'ımıza. Çok güzel. Güzel yurda. Evet güzel. O morfo o da çok güzel. Kesinlikle. Peki siz ilk defa mı geldiniz? Hayır ben herhalde 30 defa geldim. Oo, süpersiniz. 15, tam bir Kıbrıs aşığı. 15 günde bir geliyorum evet. Çok güzel harika. Peki yeni yılı burada mı geçiriyorsunuz? Oğlum da burada okuyor benim ODTÜ'de. Öyle mi? Onu ziyarete geliyorum. Selamlar şimdi. Efendim oğlumuza. ODTÜ'den Kayahan Çetin Kaya'ya selamlar. Selamlar. Peki yeni yılı burada mı geçireceksiniz evet, yoksa? Evet buradayız. Hadi bakalım. Ailece buradayız. Yeni yılda ne yapacaksınız? Dışarı mı çıkacaksınız yoksa evde mi? Burada bir oteldeyiz. Oh süper eğlence. Evet. Hadi bakalım bol eğlenceler o zaman. Teşekkür ederim size de mutlu yıllar. Teşekkür ederim. 2015 yılı nasıl geçti? Süperdi, çok iyiydi. Çok iyi, şanslı bir yılıydı yani, sizin için. Dünya için belki çok kötüydü. Ortadoğu için çok kötü ama bizim için çok iyiydi. Çok güzel. İnşallah 2016'da devamı gelir. İnşallah, inşallah. Bol önce sağlık evet, diyelim. Herkese. Sağlık, mutluluk, para da önemli. Para da gelsin. Para kolay. İnşallah. Kolay mı? Çok zor. Evet. Bazen kolay. Yani bizim için hiç kolay değil. Bilemedim şimdi. Hiç kolay değil valla. Çalış, didin ancak kazan. Evet. Allah hayırlısını versin. Diyeyim. Amin inşallah. Çayna Pazar'dan ben teşekkür ederim. Size helva sanında, helvalarında. Kıbrıs'a sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim. Mutlu yıllar. Sağ olun size de. Jingle jingle. Böyle mutlu mesut. Oh evli mutlu çocuklu. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz? Sizin çocuklarınız herhalde. Yeğenim. Bu da benim kızım. Öyle mi? Allah baş. Ama size çok benzer yeğeniniz. Evet. Amcasıyım ben onun. Gerçekten bayağı benzer. Babasını görsen aynı ben. Direkt yani. Süper. İsim nedir? Ümit. Ümit Bey nerelisiniz? Şanlıurfalıyım. Şanlıurfalısınız. Nasıl bir hayattır bu Kıbrıs'a sizi getiren? Kıbrıs'ta 99 krizinde geldik buraya. Geldiniz, yerleştiniz. Yani yerleştik, memnunuz, güzel. Oh, çok güzel. Girne, yani Girne'de mi kalırsınız? Kıbrıs. Çok güzel, aynen. Girne'de mi yaşarsınız? Girne'de yaşıyorum. Girne'de. 15 yıldır. Çok güzel. Girne zaten denizi burada. Oh, çarşısı güzel, insanı güzel. Daha ne? Değil mi? Ne ister insan hayatta? Vallahi. 2015 yılı nasıl geçti sizin için? Aslında hiç iyi geçmedi ama kızım var yanımda, o zaman her şey güzel. Çok güzel. 2016 yılında sizi neler bekler? Nasıl hedefleriniz var? Hani mesela benim hedefim var her zamanki gibi. Gerçek yani 86'dan beridir bu hedefim var. Bir türlü bu hedefime ulaşamadım. Tek hedefim zayıflamak. Kız olmadı. Bir gün olmadı. Sevsin kız. Keşke, keşke. Ay 2016'ya böyle bu şeyle geleceğim ama keşke bir dirhem vereydim 2016 yılında çok mutlu olacaktım. 2016 yılında ben de evleneceğim. En güzel mutluluğum herhalde o olacak benim için. Bahtiyar olur tabii. Amin, amin. Hemen size böyle yeni yılla ilgili Çayna Pazar'dan hediyemizi helva sağın helvasından verelim. 2016 yılının ilk hediyesini ben verdim. Çok teşekkür ediyorum. 2016 yılında neler söylemek istersiniz? Herkes için sağlık. Ve mutluluk diliyoruz. İnşallah. Var mı böyle eşe dosta selam bizi izleyenler? Şu anda Kıbrıs'ta var tabii ya. Dayımlar var Lefkoşa'da. Onlara selam söylüyorum. Hadi bakalım. Yeni yılınız kutlu olsun diyelim. Yeni yılınız kutlu olsun. Jingle bell, jingle bell. Mahvettin beni pembe. Sen beni mahvettin be. Gördün ama nasıl benim fotoğrafla geldi? Gördüm işte bütün şeyimi şey yaptın. Bütün ilgi ben almalıydı. Ama olmadı sayende. Ocağıma incir ağacı diktin. Bu arada bizi kim çeker diye gel arkaya çünkü gerçekten kadraja sığmadı.
Pelin'e verdik biz kamerayı, çok şükür. Onu da becerdi. Arkadaşım, canım, ciğerim, her şeyde arkadaşımı kullanarak. Faruk, 2015 yılı senin için nasıl adı? Vallahi Pembe, 2015 yılı bombaydı. Neden bombaydı? Çok kız tavladın. Çok kızlar vardı. Allah'tan yüzümde şey var, neydi? Bıyık var, kimse görmüyor. Kimse de tanımadı ya seni Faruk. Faruk gerçekten programa kattığın renk bambaşka. Ben çok teşekkür ederim sana. Eksik olma Pembe, bu seninle. Yani şimdi aynaya baktığın zaman renk, eğer gözlerin kör değilse tabii, karşındaki nasıl gösterirse eğer, sen bir aynaydın ve ben o rengi gördüm. Gördüğünüz gibi biz muhteşem bir ikili olduk. Birimiz Noel Baba, birimiz Noel Anne. Böyle sakallı falan. Yani biz bir ekip olduk gerçekten. Süper bir program yaptığımızı düşünerek. İddialıyık vallahi, montajımız güzel. Kemeri yok. Kemerim yok. Sığmadı. Olmadı. X-Large'ını bulamadım. O yüzden 2016 yılında nasıl geçmesini isten? Nasıl dileklerin var? Nasıl planların var? Gene benimden olacak o bango yani, kaçamam da. Aslında 2016'da yani bir beklentim yok aslında. Neden dersen, çok güzel gidiyor her şey zaten. 2016 eminim ki daha da güzel gidecek. İnşallah. Çünkü daha da biz ekip olarak Kıbrıs Genç TV'ye daha da çok ısındık. Tam bir yıl oldu benim de bu arada Kıbrıs Genç TV'de. Evet. Daha çok ısındık. Yalnız uzatma, çünkü köpek bile artık yani mono bile o omzu da çürüdü. Uzatma yani, politika yapma. Güzel geçti kızlar. Ben varım. Program güzel. Daha ne olsun be Faruk? Yani. Hadi şey. Bol bol da şarkı yaz. Kesinlikle. Rap yap. 2016'da ikinci albüm de geliyor. Bomba gibi. Süper. Çok bana güzel. Çok güzel. Evet, biz böyleyik işte. Süper bir ekip olduğumuzu düşünerek. İnşallah 2016 yılı herkese mutlu, mesut, sağlıkla geçer. Ho ho ho! Ho 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 ho! Evet, geldik 2015 yılının son cadde programına. 2015 yılı benim için çok güzel geçti. Umarım sizler için de çok güzel geçti. Gerçekten bu program benim için bambaşkadır. Ne için? Çünkü gerçekten gitmediğim köylere giderim. Ne bileyim ya, insanları tanırım. Gerçekten çok güzel bir program. Benim için çok ayrı bir yeri vardır. 5 sene oldu cadde programı var. Sizlerin sayesinde tabii ki, yolda gören herkes bana sarılır. Beni hep özellikle de şey yorumu beni inanılmaz mutlu eder. Be kızım, ama sen televizyonda çok şişman gördün, ama öyle değil. İnanın çok mutluydu. 2015 yılı genel anlamıyla çok güzel idi. Faruk'la birlikte güzel işlere imza attığımızı düşünürüm. İnşallah 2016 yılında da gene sizlerle birlikte oluruz, sağlıklı, sağlıklı. Hem gülerek hem Kıbrıs kelimeleriyle kültürümüze sahip çıkarak. Tabii ki sponsorlarıma geçmek isterim. Bir yıl boyunca benim inan, bana inanarak benim programıma destek olan İktisat Bankası, Artesa, ondan sonra Önder Alışveriş Merkezi, Edip Elektronik, Kardin Mobilya, China Pazar, Helva Sanki. Her program Helvasan'ın helvalarını dağıtırım. Gerçekten sonsuz teşekkür ederim sizlere. Çünkü siz olmazsanız bu program o mümkün değil olmazdı. Bilirsiniz, sponsorluk gerçekten çok önemli. Sizler de sevgili izleyenlerim, gerçekten beni izlediğiniz için, güzel yorumlarınız için sonsuz teşekkür ederim size. Siz olmazsanız olmaz. Bunun dışında tabii ki Faruk'a çok teşekkür ederim. Faruk gerçekten huysuz bir insan değilim, ama hani böyle ince eleyip sık döşeyenlerdenim. Dolayısıyla Faruk gerçekten bana dayanmakla, inanın, altın madalya iste. Ona sonsuz teşekkür ederim. Tabii ki yani Kıbrıs Genç TV'ye, ekibime sonsuz teşekkür ederim. Yönetim Kurulu Başkanımız Tekin Birinci, Ertan Birinci'ye ve tabii ki arkadaşlarım, dostlarım Meltem Akal, Pelin Oskay, size teşekkür ederim. Aileme teşekkür ederim. Kısacası yanımda olan, tabii ki söylemeden olan, vallahi ev almayacak beni, nişanlım Hüseyin Özgen de, seni söylemezsem olmazdı aşkım. Gerçekten senin desteğin de çok önemli. Benim yanımda olan herkese sonsuz teşekkür ederim. 2015 yılında benim yanımda olan, beni seven, beni destekleyen herkes 2016 yılında, hatta ölene kadar inşallah benimlesiniz diyelim. Yeni yılınız kutlu olsun. Cadde programı izleyicileri, sizlerin de yeni yılınız kutlu olsun. Eminim herkes dombulalarını hazırlamıştır. Kebabınızı da yapmışsınızdır. Artık televizyonun başında eğlenceli programlar izleyeceksinizdir. Umarım beni de izlediniz. 2016 yılı size mutluluk, para, sağlık getirsin. 2015 yılı cadde programından hoşça kalın diyelim. Ama 2016 yılında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
olsun size kutlu olsun. Yeniyor, yeniyor. Kesimiz ahmak değil. Bir şey değil. Şimdi Faruk, sana bir sorum var. I have one question. Herkes bize hediye de aldık da bize. Bana hediye aldın mı? Aldım ya. Ne aldın? Ne aldın? Buna hazırlıklı değilim, almadım demeyi verdim ama. Ne aldın? Çorap. Çorap mı? Ne çorabı be düdük? Ne çorabı? Bir tek çorap? İnsan bir arkadaşına ne alır? Ne bileyim, bir bluzdur, bir ayakkabıdır, arkadaş yani, arkadaş sonuçta. Sevgili Hüseyin'cim, sana duyurulur bir tek taş beklerim, bir pırlantadır, bir şeydir, beklerim yani. Hadi bir yeni yıl şarkısı söyle bize Faruk. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl. Hiç söyleme. Gel, gel, gel. Anladım ben onu. Oh, ben de genelde konuşmak istemediğim zaman böyle 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 derim. Sayın dilsiz bozu veririm ben, anladın mı? Biz çok geçtik bunlar bebeğim. Allah. Nesin, gel. Gel. Geldim. Gel. Ne yapan? Oturam, sen ne yapan? Oturman sanki ayaktasın gibi geldi bana ama. Geldim. Ay, ne oldu? Tabii uzaktan böyle. Aa, gel sohbet edelim. Evet. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. İsmin ne? Miço. Kim? Miço. Ama sen böyle önüme geçtin, kayboldun gibi gittim artık. Çok komik. Hep ki bak, 2016 yılında da kilomla dalga geçeceksen yemin ederim uyarım seni. Ben yokum arkada. E varsın al. Al sana Faruk. Kafam görünür, gerisi yok. Güzel, şimdi göründün güzel. Yani insanlar güzellik görmek ister Faruk. 2016 yılına kötü mü girsinler? Girsinler mi? Ama bak, konseptimi asla değişmedim. Çiçek, Noel anne olsam dahi Noel anneyim yani. Sen de bak şapka. Güzel bir tarz oldu gerçi. Yani Noel baba bile rapçi oldu gördüğünüz gibi. Rapçi oldu. Noel anne olmak çok güzel. Hayır. En çok ilgi kimde? Çık çıkar Faruk. Hiç yakışmadı sana bir kere. Bir kere çok şişman tuttu. Hiç güzel göstermedi yani seni. O sakallar falan. Çıkartsak mı acaba? Çıkart. Bütün ilgi sende be oğlum. Bütün ilgi onda be amca. Çıkarsa simsiyah diyecekler, gençleşmiş Noel baba. Yani hayır, ama benim sıkıntım bütün ilgi onda. Ben kaldım böyle, giymişim Noel anne kostümü. Vallahi kıskandım. Şimdi kendini çekemiyor, hep seni çekiyor. İlgi sende. Sen zaten kamera arkasısın, bir işe de yaramam. Biz olmasak sen bir işe yaramazsın. Biz olmasak sen yoksun, paçoz. Ho ho ho, yeni yıl. Ho ho ho, bayağı bildiğin yeni yıl. Noel anne ho 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 mu der? Ne der? Ben Noel anneyim. Tamam. Repliğimi çalma Faruk. Ama Noel baba der ho ho ho, Noel anne. Ho ho demez. Ne de? Ha 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 de. Ha ha ha. Niçin ben ha 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 deriyim? O ya da ki ki ki. İlk yıl geliyor. Ki ki ki. Öyle mi diyeceğim? Niçin yani ben kız Noel anne miyim diyeyim bu? Tabii ne bu? Ho ho, yakıştı mı şimdi gene? Kız Noel anne. Kız Noel anne. Ne bileyim. Bu da Noel anne işte. Annesi. Ha, Noel'in ben annesiyim. Şimdi sen Noel babayla Noel anne kimin annesi babası? In the world. Ben herkesin annesiyim şimdi. Evet. Sen? Ben de herkesin babasıyım. O zaman para ver. Babaysan para vereceksin. Hayır, sen kendin söyledin. 2016'da sen vereceksin şimdi. 2016. Niçin 2016'da ben veriyorum? Hep ben veririm. Nerede verdin? Hani şimdi Noel babasın? Hayır. Bu muhabbet nereye gider artık ben bilemedim ama. Hayır. Şeker bayramı mı? Şeker bayramı mı? Christmas. Yalnız beyaz çam ağacı da olmaz herhalde, kardan, kar tuttu. Çam ağacı kar tuttu Faruk. Hani yeşil olur. Lütfen ama konsept, bir daha böyle bir hata olmasın. Hani, ha evet be, yeşildi. Bu kar tutmuş Ali, bu kar tutmadı. 2016 yılında, unuttum söyleyeyim. 2016 yılında ben de evleneceğim inşallah işte. Çok şükürler olsun nihayet. 2016, 9 Temmuz'da. Öyle. Oynayacaksın tabii. Diri da diri da diri da diri da. Aa, dın der kanan kız. Hayalim. Okey, böyle tutayım.
Böyle. İnşallah çok insan gelir. Çok göğse çok insan. Testi oynayacak. Yalnız mesela bir şey söyleyeyim Faruk. Söyle. Bir yanlışlık yaptım. Konsepte hiç uymadım ben. Onun için insanlar bana, kızım Noel Baba, Noel Anne dediğin çuvalda ne diyesini çıkarır? Ben sepet taktım. Eşittir kırmızı başlıklı kız. Ben sana söyleyeyim, direkt kırmızı başlıklı kızım ben ha. Demek ki benimle fotoğraf çekildi. Evet, beni kimse hala almadı. Hep o sakaldan, ben de bu sakal taksaydım acaba. Sakaldan kaybettim ben söyleyeyim. Edip Elektronik'in sunduğu cadde programı sona erdi. İçinde her anınızı benzersiz kılacak mobilyalarınızla eviniz sizsiniz. Rahat, şık ve özgürseniz o zaman evinizdesiniz. İpek Mobilya, Edip Elektronik'te. Doktor Fazıl Küçük Bulvarı, Hamitköy Kavşağı, Lefkoşa. Telefon 0392 225 71 11. Osmanlı'nın asırlar boyunca sofralarından eksik etmediği bir tat, helva. Helvasan her damak zevkine uygun helvalarıyla damaklarınızda lezzeti yaşatacak. Sade helva, pekmezli helva, fıstıklı helva. Helvasan'la Kıbrıs kültürünün vazgeçilmez tadı olan pastelli ile gününüze lezzet ve enerji katın. Helvasan Kıbrıs'ın 1800'lü yıllardan bugüne olan tek helvası. Helvasan, helvanın tek adresi. Bundan böyle Manisa'da açıldı. İzko Mobilya çatısı altında Cardin Konsept açılışı özel şok fiyatlarla sizlerle. Bahar masa 6 sandalyesiyle açılışı özel fiyatı sadece 1190 TL. Ezgi Maxi koltuk takımı 3+3+1 sadece 1490 TL. Yıldız yatak odası takımı 990 TL. Cardin Konsept'te bu evi çok sevdim. Evi sevdim.